Arkadaşlar, testnet hazır mıyız? Eğer buradaysanız, bu videoya tıkladıysanız büyük ihtimalle hazırsınızdır. O halde ne yapıyoruz? Bu testneti kaçırmıyoruz. Çok keyifli, çok basit. Ayrıca bridge, yani köprü testneti iyi kazandırır. Buna mutlaka katılın deyip baştan ben uyarımı yapayım. Şimdi neyi test edeceğiz? Zeta chain'i test edeceğiz. Bu zeta chain'in de sitesi Zeta Labs. Şimdi ben burayı tabii size gösteremeyeceğim için sözel olarak anlatayım. Şimdi bu Zeta Labs'ın sitesine girdiğinizde ilk başta Zeta Labs yani zetachain.com'a girdiğinizde ki ben linkleri biliyorsunuz videonun açıklamalar kısmına koyuyorum. Girdiğinizde ilk başta sizden hemen şey istiyor. Bir Twitter hesabınızla bağlanmanızı istiyor. Oradan bir verify onaylama istiyor. Onu bir onaylıyorsunuz. Şu an ben bunları yaptığım için dolayısıyla size burada gösteremiyorum ama zaten basit işlemler hemen gördüğünüzde anlarsınız. Daha sonra şurada bakın Get Zeta kısmı var. Büyük ihtimalle zaten sizden Twitter'ı bakın verified yaptıktan sonra cüzdanınızı da bağlamanızı aynı anda isteyecek. Onu da bağlıyorsunuz. Yani hangi cüzdanınız? MetaMask'ınız. MetaMask'ta da işte hem BSC testnet'i destekliyor hem de Goerli testnet ağını destekliyor. İkisinden birine geçiyorsunuz. MetaMask'ınızı ona alıyorsunuz. Geliyorsunuz buradaki MetaMask'ınızı Binance Smart Chain ağına ya da neredeydi Goerli'ye alıyorsunuz. Zaten bağlan diyorsunuz. Otomatikman bakın burada cüzdanınız bağlanıyor. Bu cüzdanı bağlanınca da Twitter'ınızı da bağlayınca size 5000 adet 5000 mi artık 5 mi virgülü böyle koymuş ama 5000 puan da olabilir her neyse. Bir puan veriyor. Site üzerinden bakın burada Zeta Point kazanmamız gerekiyor ki bunların tokeni çıktığında airdrop yaparken bizim buradaki puanımıza göre bize kendi tokenlerinden verecekler. Öyle söylüyorlar. Dolayısıyla bu puanı yüksek tutmak gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağımızı şimdi anlatacağım. Dolayısıyla siteye bağlanıyorsunuz. Size zaten 5000 puan. Ayrıca 5 tane de kendi tokeninden veriyor zaten. Bakın onu da göstereyim. Goerli ağında. Ben birazcık işlem yaptığım için şu an 4.49 kaldı mesela. Zeta tokeni veriyor. Test etmeniz amaçlı. Zaten hem onun tokeniyle de test edebiliyorsunuz hem Goerli ile de test edebiliyorsunuz. Şimdi bu işlemleri yaptınız. Siteye bağlandınız. Tokenlerinizi aldınız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çok basit işlem. Swap kısmı var. Yani bir iç işlemi var. Ha şunu da baştan hatırlayayım. Hatırlatayım daha doğrusu. MetaMask'ı kurdunuz. İçinde de iki tane test ağını kurmanız gerekiyor. Zaten Goerli'yi biliyorsunuz. Otomatik gelen test ağlarından bu gelir. Bir de Binance Smart Chain'i kurmanız gerekiyor. Nerede o? Binance Smart Chain. Burada bir yerdeydi az önce. Geçtik mi? Neyse. Ha, Binance Smart Chain. Testnet. Bakın bu iki testnet ağını kurmanız gerekiyor. Tabii burada fiilleri ödemek için biliyorsunuz işlem yaparken bir fee ödüyoruz. Kendi tokenlerinden yani BNB, test BNB'niz olmalı ve test Ethereum'unuz olmalı. Artık bu faucetleri nasıl alacağınızı söylememe gerek yok ama hadi bir tanesini göstereyim. Mesela Binance Smart Chain faucet yazdığınızda Google amcaya sorduğunuzda diyor ki ilk çıkan site zaten bakın Binance Smart Chain faucet diyor. Buna tıklıyorsunuz. Açılacak inşallah. Şu robot kısmını geçelim. Kap çayı. Neymiş? Boynunda tas. Ulan habire bir şeyler değiştiriyoruz ya. Ulan sizinle mi uğraşacağız? Tamam haydi gönder devam et. Bakın oraya geçtiniz. Şimdi buraya ne yapıyorsunuz? Binance Smart Chain'den bu faucet almak için çok basit. MetaMask cüzdanınızı kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Give me BNB diyorsunuz. 0.5 BNB size atıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Aynısını Goerli içinde yani şuradaki nerede o? Goerli test ağı içinde yapabilirsiniz. Gelelim ona da bakalım örnek. Goerli yazabildim mi? Goerli faucet diye şöyle arayalım. Bakın burada Goerli faucet çıkıyor. Tıkladım ilk çıkana. Geldim buraya. Gelemiyorum. Sign up login diyor. Login olmamı istiyor. Ben sana login olmuştum sanki daha önce. Kardeş olmadım mı? Login'e bir basalım. Tamam Google'la girelim. Okey. Girebilirsin Google'la. Daha önce girmiştim çünkü. Okey. Buraya Google hesabınızla bağlanın. Ya öf, ne soru sordun ama ya. Tamam geç. Tamam geç. Hiç uğraşması mıydı acaba bununla? Geri, geri, hadi. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Kendine iyi bak. Kart marta girdin oğlum sen ne oluyor ya? Siz burayı yapmayın arkadaşlar. Bu eskiden böyle değildi bu ya.
Allah Allah. Bir daha geri gelelim. Bir daha gelelim. Bu Fawcett'i hemen alabiliyorduk eskiden. Yenile bakayım sayfayı. Login yaptırmıyor musun sen şimdi? Paraya mı döndünüz siz Fawcett verirken? Neyse arkadaşlar, burada galiba para işine dönmüşler. İyi ki Guarlı Fawcett'i geçelim. Bakalım, bir tane daha var. Guarlı Test Fawcett demiş. Enter diyor. Giriyoruz. 005 gönder demeden önce şunu bir tikleyelim. Request invalid. Demek ki bu da çalışmıyor. Başka ne varmış? Guarly Paul. Guarly Paulset. Bu neymiş? Bakalım verecek mi? Tamam. Hop. Give me baby. Give me. Buraya. Ha, bundan önce tweet attırıyor. Tweet'in URL'sini buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra giyinmeye ter diyorsunuz. O zaman gönderiyor falan filan. Her neyse arkadaşlar. Bununla uğraşmayacağım. Guarly'yi bu şekilde buradan şurayı tekrar Google'a açıyorum. Buradaki bir sürü siteyi deneyerek yapabilirsiniz. İlla birisinden falset alabilirsiniz Guarly içinde. Neyse, çok uzadı boşuna. Ben şimdi geri dönüyorum Zetel Apps'a. Zetel Apps'a geri döndük. Şimdi cüzdanı bağladık. İşte falsetleri aldık. Hatta şu konuyu tekrar basayım. MetaMask. Şimdi bakın, Swap'ta ne yapıyoruz? Guarly'den geliyorum. Token'i seçiyorum. İsterseniz elinizde dediğim gibi Ethereum varsa Ethereum atarsınız. Ben Zeta onların kendi token'ini transfer edeceğim. Bir tanesini geliyorum. Binance Smart Chain'e at diyorum. Ne olarak atayım diyor. Zeta olarak at diyorum. 0.5 olarak geçecek diyor ama daha fazla geçiyor. O yüzden ona çok takılmayın. Review Order diyorum. Önce bir onayı veriyorum. MetaMask'tan. Geldim. Hop, onayladım. Daha sonra da onaydan sonra swap'a basacağım. Swap'a bastıktan sonra da burada bir işlem süresi var. Biraz vakit alan bir işlem süresi orası. Hadi yapabilirsin koçum. Teşekkürler. Şimdi swap'a basalım. Yine bir onayı verelim. Hadi onayla. Evet, başladı. Şimdi Guarly'den önce Zeta Chain'e gönderiyor. Zeta Chain'den de BSC'ye gönderiyor. Burası bir dakika falan filan sürüyor aşağı yukarı. Bunu beklemeniz gerekiyor. Bu ekranı kapatmayın. Hatta şimdi bu işlemleri yaparken ben size onların sayfalarını da bir anlatayım. Şu bunların Twitter adresi, bakın Zeta Chain. Bunu mutlaka takip edin. Burada da yazıyor, test etmemiz başlamıştır diye. İşte beğenin ve tweet yapın falan filan. Klasik Twitter sayfaları burada. Bunların yine klasik bir Discord'ları da var tabii ki. Olmazsa olmaz. Zeta Chain diye. Burada Zeta Faucet. Bakın aşağıya indiğinizde, buraya girdiğinizde Zeta Faucet diye bir yer var. Yazmanız gereken komut şu. Ben kendi mesajımdan da göstereyim nerede. Heh, şurada yazdım ben. Zeta Faucet drip. Şunu yazıyorsunuz. Sonra da cüzdan adresinizi. Sonra bot size gönderdim diyor adresinize. Şu an için bana gelmedi. Daha yeni yaptım gerçi ama belki gelir bir yarım saate, bir saate. İsterseniz Zeta'nın Faucet'ini buradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Yani o 5 tane gönderdi, siteye bağlandığınızda gönderdi ya 5 tane. Daha fazla istiyorsanız da burada gelip Discord kanallarında Faucet'ten daha fazla isteyebilirsiniz. Bu ayrı bir iş, yapmak isterseniz yapmaya da bilirsiniz dediğim gibi. Önemli olan bize ne? Testnet feedback. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ben burada az önce gönderdim. Ha, benim mesajım burada işte. Ağa mısın, paşa mısın, kralsın. Bakın bir tane swap işlemini yaparken ekran görüntüsü aldım. Bir de şurada Zeta puanımın işte kaç tane transaction yaptığımı gösteren alan var. Oranın ekran görüntüsünü alıp attım. MetaMask cüzdanımı yazıp şuradan feedback vermeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Klasikleri bunlar artık. Şimdi siteye geri dönelim, bakalım bitirmiş mi? Daha 3'te 4 confirmation diyor. Gönderiyor. Biraz yavaşlamış. Daha hızlı atıyordu ben bunu yaparken. Heh, şu an buna geçti. Tamamdır. Şimdi ben size bu işlemi yaparken ben bu ekrandan geçeceğim. Bu adamların yapmaya çalıştığı bir şey de şurada yazmışlar. Fuck you kısmına geldiğinizde Zeta Points'i nasıl kazanırsınız diyor. İşte burada diyor ki arkadaşlarınızı davet ederek ya da günlük transaction yaparak. Yani günlük en azından bir kere swap yaparsanız ya da işte bug'ları falan bize report ederseniz puan kazanırsınız diyor. Yani bu puanı. Bakın burada invite, birini davet ettiğinizde günlük, bakın transfer işlemi yaptığınızda en az bir tane yaptığınızda 1000 puan veriyormuş. For each daily transaction per person you invite. Ha, davet ettiğiniz birisi bu işlemi yaptığında 250 puan. For discovering bir hata bug falan bulursanız 10K'dan fazla şey falan filan veriyoruz. Discord'dan bize bildirin falan filan demiş. Buna göre de bakın
alakalı hatta burada ben Zeta Points use track your progress in test run conversions attempt there no monetary value. Ha. Para ile ilgili bir değeri yoktur demişler bu pointlerin. Ama diyor tester and consolidator dağıtırken diyor tester and consolidator to Zeta Chain Network. Bizim gelişmemizi yani testnet'i yaparken bizim gelişmemizi de bu puanlar üzerinden takip ettiklerini söylemişler. Valla dediğim gibi daha sonra bir airdrop olur mu olmaz mı onu bilemem ama ben bu testi yapacağım arkadaşlar. En azından aklıma geldikçe günlük gelip buradan puanları kasmaya devam edeceğim. Size de çünkü bridge testi yani hani daha önce bir sürü tecrübemiz var bridge'lerle ilgili. Güzel para kazandırdığı için. Burada zaten kullanacağınız başka alan yok. Şu leaderboards kısmına bastığınızda kendi account'ınızı da görüyorsunuz. Hatta şuraya da bastığınızda aynısını gösteriyor. Hem puanınızı görüyorsunuz. Bakın benim 5 tane işlem yapmışım. Burada da en fazla puan kazanan arkadaşın falan filan şeyi var. Şuradan invite arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Siz de bu testnete bu şekilde ben size zaten linki koyacağım. Benim davetimden gelirsiniz. Siz de arkadaşlarınızı buradan davet edersiniz. Bu şekilde puan biriktiriyorsunuz. Burada günlük mutlaka 24 saat geçtikten sonra yarın işte akşama tekrar girip bunu bir kere daha yapın. 1000 puan daha verecek. Burası 6000 olacak vesaire vesaire. Şu Get Zeta kısmında arkadaşlar bende vardı. Siz şu an ben onu yaptığım için yok herhalde. Şurada Twitter'dan da adamların istediği bir tweet vardı. O tweet'i pardon orası değil. Earn. Bakın şuradan bir tweet şu share Twitter yaparsanız Twitter'ınızda bunu paylaşırsanız oradan belki davetinizi gören olur, katılan olursa işte para kazanacaksınız. Ya paradan ziyade point kazanacaksınız diyor. Bunu da kullanmak isterseniz arkadaşlarınızı buradan da davet edebiliyorsunuz. Bu testnetle ilgili başka var mı aklıma gelen bir şey anlatacağım yok. Bakın arkadaşlar bitti burası da swap işlemi tamamlandı. Mutlaka şuranın ekran görüntüsünü dediğim gibi alın ve şu puanın ve transactionlarınızın kaç tane yaptıysanız bunların ekranını alın. Ve gelin bu testin feedback kısmına atın. Twitter'larını da takip edin. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Tabii ki kanala abone olun. Azıcık destek atın, omuz atın. 5 aydır, 3 aydır, 6 aydır neyse yayın yapıyoruz. Sayılar hep aynı, izlenmeler benzer. Beğeniler zaten düşük, az. Ama hoş değil yani, hoş değil. Bu kadar anlatıyoruz. Sen yorumlar arkadaşlar. Hadi bir siz de destek olun. Bakıp kaçmayın diyor. Bir beğenin, bir abone olun falan filan. Bir sonraki videoda yine görüşürüz arkadaşlar.